Merhaba arkadaşlar, ben Bülent. Yeni bir video ile beraberiz. Bu videoda sizlere Qashqai yine tanıtmaya devam ediyorum. Aslında bugün bu videoda göstereceklerimi daha önceki videolarda göstermiştim, anlatmıştım ama arkadaşlar yine yorumlarda falan çok soruyorlar. O yüzden biraz daha ayrıntılı bir şekilde göstermek için yeniden bu videoyu hazırlamak istedim. Şimdi onları göstereceğim. İlk önce akünün voltajını bizim arabalarda nasıl takip edebiliyoruz onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Qashqai araçlarımızda akünün voltajını takip edebiliyoruz. %100 birebir akü değişimi için gittiğiniz zaman orada aküyü ölçen aletlerle birebir aynı sonucu vermiyor. Ama çok yaklaşık sonuçları veriyor. O yüzden bunu güvenerek takip edebilirsiniz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun için gizli menüye girmemiz gerekiyor. Onun için de şu setup tuşu var. Ha bir de bu multimedya olan cihazla şeylerde, Qashqai'lerde bu şekilde benim anlattığım gibi diye bir de bu multimedyası olmayan araçlar da var, Qashqai'ler de var. Onlarda da yine benzer bir şekilde bu setup tuşuna basıp enter tuşunu sol sağa sol yaparak bakabiliyoruz. Nasıl yapacağız gösteriyorum ben şimdi size. Şu setup tuşuna arkadaşlar bir elimizle bir parmağımızla buna tuşluyoruz, dokunuyoruz. Sonra şu enter tuşunu hızlı bir şekilde sol sağa sol yapıyoruz. Ve bu ekran geliyor. Bu ekran gizli menümüzdür. Servis menüsü. Bakın şurada yazıyor. Şurada sistem durumuna tıklıyoruz. Şu ekran geliyor. Burada çalışan sistem durumuna tıklıyoruz. Burada bakın güç kaynağı 11.91'i gösteriyor şu anda. Benim arabam şu anda çalışmıyor. Kontak kapalı. Burada bize akünün voltajını gösteriyor. Gidip bir aküyü şimdi bu niye işimize yarar? Çünkü arkadaşlar şimdi biz aküden böyle şüphelendiğimiz zaman ne yaparız? Gideriz bir akü satan bir yere orada akü almaya çalışırız değil mi? Orada ölçtürürüz işte bizim akünün durumu nedir diye. Ama evden o aküyü ölçtürdüğümüz dükkana, mağazaya, iş yerine gidene kadar ne oluyor? Araba çalışıyor. Araba çalıştığı için de ne oluyor? Araba akü kendini şarj etmiş oluyor. O yüzden de yani aslında böyle akünün voltajına bakmak biraz daha sağlıklı da olabilir. Yani en güzel aslında şöyle bir iki gün arabayı çalışmamış olacak evinizin önünde duruyorsa. İlk sabah bindiğinde işte böyle akünün voltajına bakarsan yaklaşık akünün ne kadar voltajının kaldığını oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi de yine Qashqai'lerde multimedyası olan Qashqai'lerde keskin viraj uyarı sesi. Ben bunu videoda söylemiştim. Çok ilgi gördü. Birçok arkadaş bunu bilmiyormuş. Nasıl aktif edeceğini bana sürekli soruyorlar. Bunu göstereceğim arkadaşlar şimdi size. O videoda çok fazla detaylı göstermemiştim. Şimdi arkadaşlar multimedyamızda özellikle navigasyonu olan multimedyalarda setup tuşuna basıyoruz. Navigasyon tuşuna basıyoruz. Şunu kabul ediyoruz ilk önce. Ondan sonra yönlendirme ve harita ayarlarına tıklıyoruz. Sonra şu alt okla bir tık değil, ikinci tıka tıklıyoruz. Bakın viraj için hız ikazı diye bir şey var, seçenek var burada. Bunu şurada bakın açık ve bip. Ben de bu şekilde. Bunun üstüne tıklarsanız şu anda kapalı. Bir daha tıklarsam açık ama bip sesi vermez. Bir daha tıklarsam açık ve bip olur. İşte şu anda ben bunu aktifleştirdim. Ne işe yarar? İşte sen bir keskin viraja yaklaştığında seni navigasyon bip sesiyle uyarıyor. Bunu bir videoda göstermiştim zaten. Ama işte buradan daha detaylı bir şekilde şimdi size bunu göstermiş oluyorum. Böylece bundan faydalanabilirsiniz. Güzel bir özellik arkadaşlar. Özellikle karanlıkta sürüş yaparken mesela bu uyarının olması güzel bir şey. Ben bunu sürekli açık ve bip şeklinde kullanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yine arabanın içerisindeyiz. Bu sileceklerimizi yarım kalkmış pozisyonda konumlandırabiliyoruz. Çünkü silecek kollarını kaldırırken kaportaya değiyor ya. Onu engellemek için silecekleri yarım kalkmış pozisyonda durdururuz. Eğer sileceğini değiştireceksen o şekilde değiştirebilirsin. Ya da camını temizleyeceksen o şekilde temizleyebilirsin. Nasıl yapıyoruz bunu onu göstereyim şimdi size. Evet, şimdi arkadaşlar silecek kolumuzu şöyle hızlı bir şekilde iki kere ileri itikleyeceğim. 1, 2. Şimdi olmadı. Niye olmadı? Çünkü arabam şu anda stop halinde. Bunun ya arabayı çalıştıracaksın ya da yarım stop. Yani şu konta bir kere tıkladım.
Arabam şu anda yarım kontak yaptım. Şimdi hızlı bir şekilde 1-2 yaptım. Bakın silecekler bu şekilde yarım kalkmış bir pozisyonda duruyor. Bu sayede sileceğini kaldırırsın. İster lastiğini değiştirirsin, ister camını tamamen güzel de temizlersin. Temizliğini bu şekilde yapabilirsin. Normale çevirmek için tekrar bir kere tıklıyorsun, normale döner. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Hızlı bir şekilde 1-2 yapıyormuşuz. Yarım kalkıyor. Sonra normale çevirmek için de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bana çok sorulan sorulardan ya da işte Kaşkay forumlarında, Facebook gruplarında çok sorulan sorulardan biri de bu göstergedeki kilometre sayacının yani genel kilometreyi, bazen A ve B seçeneklerini nasıl bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz onu soruyor arkadaşlar. Onu şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu trip reset tuşu var ya. Bu tuşa her dokunuşumuzda o göstergedeki kilometre sayacı değiştirecektir. Yani bir başka sayaca geçecek. Mesela bakın şimdi oraya ben trip reset'e bir kere tıklıyorum. Bakın yani 8225 kilometrelik yol yapmışım bu seçenekte. Sonra bak bir kere daha tıklıyorum şimdi. Buraya bir kere daha tıkladım. B seçeneğine geçti. Ben onları sıfırlamadığım için şu anda aynı kilometreyi gösteriyor ama onu sıfırlayabilirsiniz. Üstüne basılı tutarsanız da sıfırlayabiliyorsunuz. Sonra buna bir kere daha bastım. Şimdi genel kilometre. Yani şu anda benim arabam 75.587 kilometredeymiş. Bu genel kilometreyi gösteriyor. Yani bu sayaçlar arasındaki geçişi bu trip reset tuşlarıyla yapıyoruz. Bunu sıfırlamanın için de mesela hadi A seçeneğini sıfırlayalım. Diyelim ki bakın A kısmını sıfırlayacağız. Mesela bir uzun yola çıkacaksınız. Kilometreyi takip etmek istiyorsun. İşte böyle sıfırlayabilirsin. Şu trip reset tuşuna basılı tutuyorum. Bakın orası sıfırlandı. Gördünüz mü? İşte bu şekilde orayı sıfırlayabilirim. Bu ekran önümde açık vaziyetteyken de yolculuğa çıktığın zaman da kaç kilometre yol yaptın, ne kadar yakıt harcadın, bu tür bilgileri ulaşmak istiyorsan bunları yapabiliyorsun. Hemen onun trip reset'in yanındaki tuşlar şunlar da ekrandaki parlaklığı ayarlamak için, yani arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet, yine hemen onun altında şuradaki tuş, şerit takip asistanının devre dışı bırakmak istiyorsan buna şöyle tuş diye tıklayabilirsin. Böyle bir kere basarsın. Bakın şimdi ekrana bakın arkadaşlar. Şu anda bakın şurada aktif olduğunu görüyorsunuz. Ben ona bir kere tuşladım, o gitti. Ortadan kalktı. Yani bu şekilde bunu buradan da kısa yolu öyle söyleyeyim. Yani ayarlar kısmından da yapabiliyorsun, buradan da yapabiliyorsun. Hemen onun altındaki tuşlara bakıyoruz. Bu ESP'yi yine iptal edebilirsin. Yani devre dışı bırakabilirsin. Ama tekrar çalışırdığında yine bu aktif olacaktır. Bu eko moduna geçmek istiyorsan bu tuşa dokunuyorsun. Start stop'u yapmak için yani devre dışı bırakmak için yine bu tuşa dokunuyorsun. Bu da park asistanını devre dışı bırakmak için de bu tuşlara dokunabiliyorsun. Sizin arabalar Platin Premium'larda bu şekilde. Ama diğer bazı arabalarda mesela şurada şeyler de vardır. Farın yükseklik ayarını, ama bu araçta otomatik kendisi ayarladığı için bende o tuş yok. Sizin arabalarınızda şurada farın yüksekliğini ayarlamak için de ayrıyeten tuşlar vardır arkadaşlar. Arkadaşlar bizim araçlarımızda biliyorsunuz anahtarımız bu şekilde. Yani anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma özelliğimiz var. Ama bu anahtar pille çalışıyor ve pili de bazen bitebiliyor arkadaşlar. Pili bittiğinde de bu arabayı çalıştırabiliyoruz demiştim. Daha önceki videolarda göstermiştim ama şimdi bu pilini çıkartacağım. Ve diyelim ki bir ıssız gezmeye çıktınız, piknik yapıyorsunuz. Birden pil bitti. Dışarıdasınız, arabanın dışındasınız. Arabanın içine nasıl girersiniz? Arabanın içine girdiğiniz zaman arabayı nasıl çalıştırırsınız? Bunu göstereceğim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar benim pilim yeni bitmişti. Ben yeniden yeni pil taktım ama şimdi göstermek için şimdi pilini çıkarttım. Bakın bu şekilde pilini çıkartıyoruz. Daha sonra şimdi bunları birleştireceğim. Birazdan dışarı çıkacağım. Dışarıdan içeriye nasıl girelim, bu arabayı nasıl çalıştırırım onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda pilini çıkarttım. Bu anahtarla nasıl çalışacağımızı göstereceğim şimdi size. Mesela şu anda arabanın kapı kilitli. Bakın şimdi bunu anahtarı çıkarıyorum. Bu anahtarı çıkarttım. Geldim. Şuraya tıkladım. Şöyle açtım. Şöyle üst tarafı ters tarafa çevirdim. Kapımı açtım. İçeriye bu şekilde bir giriyorum. Şimdi içeri girdim. Pilim bakın dışarıda zaten. Bu anahtarı şuraya getiriyorum. Start stop'un. Bakın şuraya frene bas diyor bana. Frene basıyorum. Şu kapıyı da kapatayım. Frene bastım. Bu burada. Tuşa bastım. Anahtar tanım hatalı diyor. Şöyle getirdim. Şimdi tekrar
bastın ve arabayı çalıştırdım arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani pil yokken, bakın pili dışarıda, pil yokken de bu arabayı bu anahtarla çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Bizim Qashqai'lerde pause tuşu, bunu çok sordular arkadaşlar bana. Pause tuşu var mı? Yani müzik çalıyor, birden onu durdurup kaldığı yerden devam ettirebilmek için hani pause tuşu var mı? Şu anda fiziki olarak böyle bir tuş yok arkadaşlar, bizde pause tuşu yok. Ama şöyle yapabiliyorsunuz, bakın şu sesi tamamen kapattığın zaman şu an 29. saniyede durdu. Yani aslında pause görevi görüyor böyle bu şekilde. Sonra sesini açarsan kaldığı yerden devam ediyor. Bakın tamamen kapattım, durduruyor. Sesini biraz açarsam kaldığı yerden devam edebiliyor. Aynı şekilde bu direksiyon üzerindeki kumandalardan da aynı şey yapabiliyorsun. Mesela sesini kapatıyorum. Tamamen kapattım, 42. saniyede duruyor. Açarsam sesini kaldığı yerden devam edebiliyor. Bu şekilde pause tuşu fiziki olarak yok ama pause görevi görebilecek şekilde bu düğmelerle ayar yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler, iyi günler.